Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 6. sınıf öğrencilerimle beraber Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kültür ve Miras Ünitesi ile alakalı yayınladığı testini çözeceğiz. Bu testi çözerek hem ünitemizi tekrar etmiş olacağız hem de bursluk sınavına çok yakın sorularla bursluk çalışması yapmış olacağız. Sizler için bu denemeyi bu testi pdf olarak açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp sizler de çözebilirsiniz. Bundan sonra daha fazla bu tarz bursluk çalışmamızın gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar Türk milletini tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Yani ne yapmışlar? Yenmişler Türkleri. Kurtulabilenler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirleri ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir madenini eriterek yol açtılar. Ergenekon destanından bahsetmiş. Yukarıda anlatılan Ergenekon destanına göre Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hemen bakalım. Çinliler ve Moğollarla mücadele etmişlerdir. Ne demişti? Çinliler ve Moğolların yendiği Türkler. Demek ki mücadele etmişler. Verimli ovalara göç etmişlerdir. Bakın ne diyor ortasında otlakları, ağaçları, nehirleri, gölleri olan bir yerde yaşamaya başlamışlar. Demek ki verimli bir ova var. Burada ulaşabilirim. Madencilikle uğraşmışlardır. Ben nereden anlıyorum madencilikle uğra uğraştıklarını? Bakın demir madenini eritmişler. Demek ki madencilik var Türklerde. Ama Çin'in egemenliğini kabul etmişlerdir. Diyor. Hayır. Çin'in egemenliği altına girmemişler. Esir olmamışlar kurtulabilenler kaçmışlar. Yani ulaşılamazı sorduğu için doğru cevabımız D seçeneğidir. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden değildir? Hemen hatırlayalım kurultay neydi? Kurultay Orta Asya Türk Devletleri'nde devletin yönetim organıydı. Başında Han, Hakan ya da Kaan ünvanı verilen bir lider var. Boy beyleri ve Kaan'ın eşi olan Hatun da bu kurultaya katılır. Devleti oradan yönetirlerdi. Şimdi hemen bilgilerimizi tazeledik ve bakalım sorumuza. Değildir soruyor. Siyasi, askeri ve ekonomik kararlar alınması, evet, kurultayda bu kararlar alınır. Yani A şıkkına ulaştık. Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması doğrudur. Bu bilgi de doğrudur. Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması. Bakın biraz önce söylerken zaten buna da değinmiştim. Yani C şıkkı da doğru. Yönetimde son sözün kurultaya ait olması. Geldik en önemli noktaya. Kurultay'ın en önemli özelliği son söz her zaman Han, Hakan ya da Kaan dediğimiz yöneticiye aittir. Kurultay'a ait değildir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Üçüncü soruya geldik. İlk Türk devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir malzemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şuradan hemen bakmadan şıklara şöyle bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Türkler taşınabilir yapıyorlarsa bir yerden bir yere göç ediyorlardır demektir. Yani taşınabilir olmayan malzemeleri götüremeyecekleri için taşınabilir yapıyorlardır. Bakalım nedeni neymiş? Dini inançların etkisi hayır. Hayvancılıkla uğraşmaları hayır. Göçebe yaşam zaten biraz önce söylemiştim. Taşımacılıkta attan faydalanmaları nedeni bu değildir. Göçebe yaşam sürmeleridir. Yani bir yerden bir yere hızlı gidebilmek için taşınabilir malzemeden yapıyorlar. Yani cevabımız C seçeneğidir. Geldik dördüncü sorumuza. Burada bir resim görüyoruz. Kurultay'ın resmi var arkadaşlar. Bakın Kurultay'da Han, Hakan ya da Kaan ünvanı alan kişi burada. Yanında karısı da var yani hatun da var. Ve boyun yani devletin ileri gelen boy beyleri de burada bulunuyor. İlk Türk devletlerinde devleti yöneten Kaanlar önemli kararları meclise danışarak alırlardı. Kurultay'a boy beylerinin katıldığı gibi Kaan'ın eşi yani hatun da katılırdı kurultayda siyasi, askeri ve ekonomik kararlar alınırdı. Buna göre kurultay ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Dikkat edelim söylenemez soruyor. Devlet yönetiminde kadının da söz sahibi olduğuna ben buradan ulaşırım. Nereden ulaşıyorum? Bakın hatun da katılırmış. Meclisin devlet yönetiminde etkili olduğunu zaten diyor ki bakın kurultayda siyasi, askeri ve ekonomik kararlar alınıyormuş. Buna da ulaştım. Hakan'ın devlet işlerini görüşürken danıştığı bir meclis olması Bakın buna da buradan rahatlıkla ulaşabilirim. Ama törelerde değişiklik yapılamadığına buradaki bilgiden ulaşamadığım için doğru cevabım D seçeneğidir. Beşinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? Uygurlar biliyorsunuz ki Türk tarihinde yerleşik hayata geçen ilk Türk devletiydi. Hangi e, e, örnek yerleşik hayata geçtiğini kanıtlar diyor. Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri. Normalde göçebe olanlar da sözlü edebiyat yapıyorlar. Yani bunun yerleşik hayatla bir alakası yok. Hayvancılıkla uğraşmaları. Göçebe olanlar yine hayvancılıkla uğraşıyorlar. İlla yerleşik hayata geçmesine gerek yok. Saray ve tapınak inşa etmeleri. Bakın yerleşik hayat ne demek? Bir yerde sabit kalmak demektir. Göçebe olanlar mallarını hızlıca götürebilmek için ne yapıyorlar? Da? Taşınabilir yapıyorlar. Ama Uygurlar yerleşik hayata geçtiğine kanıt olarak saray ve tapınak yapmalarını gösterebiliriz. Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi tüm Türk devletlerinde olmuştur. Orta Asya Türk devletlerinde. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Altıncı soruya geldik. Orta Asya Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ben söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Kısa sürede yıkılmalarının temel sebebi şöyle söyleyelim. Devleti yönetecekler arasındaki taht kavgalarıdır. Yani bu ne demek? Saltanat kavgası. Hemen bakalım saltanat kavgasından nereye ulaşabiliriz? Devletin hükümdar ailesinin ortak malıdır anlayışına yani tam olarak cevabımız A şıkkı neden olduğunu açıklayayım sizlere isterseniz. Hükümdar ailesinde diyelim ki 4 tane erkek var. Dördü de tahta geçme hakkına sahip oluyor ve bu dördü birbirine düşüyor tahta geçebilmek için. Bu da devletin kısa sürede yıkılmasına sebep oluyor. Diğerlerinin burayla bir alakası olmadığı için okuma gereği duymuyorum. Cevabımız A seçeneğidir. Yedinci soruya geliyoruz. Tanrı buyurduğu için talihim ve kısmetim olduğu için ölecek halkı diriltip besledim. Sırtı açıkta olan halkı giydirdim. Yoksul halkı zengin ettim. Orhun kitabelerinde bulunan Bilge Kağan'ın bu ifadeleri hangisinin bir göstergesidir? Şimdi baktığınız zaman Bilge Kağan demiş ki Tanrı buyurdu tahta geçtim ve insanları ne yaptım besledim. Sırtı açık olanlar yani ihtiyacı olanları giydirdim. Yoksul halkı zengin ettim. Bu ne demek arkadaşlar? Bunu yapan bir devlet sosyal bir devlettir. Yani halkının ihtiyaçlarını karşılayan devlettir. Şimdi şıklara hemen dönelim. Sosyal devlet anlayışının hakim olduğunu zaten direkt cevabımız karşımıza çıktı. Türklerin İpek Yolu'na hakim olduğuyla şu bilgiden ulaşamıyoruz. Türklerin boylar halinde yaşadığını yine bu bilgide yer almıyor. Türkler yerle şikayete geçtiği bu bilgide yer almıyor. Buradan biz sosyal devlet anlayışının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneği. 8. soruya geldik. Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp yazın yaylalarda, kışında kışlaklarda yaşamışlar. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki göçebe yaşamışlar demektir. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ne yapmışlar? Yazın yaylaya çıkmışlar, kışında kışlaklara gelmişler. Neden? Çünkü hatırlarsınız Türkler hayvancılıkla uğraşıyorlar ve hayvanlarına ot bulmak zorundalar. Hayvanlarının geçim geçimlerini sağlayabilmeleri için hayvanlarını beslemek zorundalar. Bu da hayvancılıkla uğraştıkları için böyle bir yaşam biçimi sürdürüyorlar. Bakalım hemen inançlarının gereğini yerine getirmek. Bunun inançla bir alakası yok. Yani dinle bir alakası yok. Boy ve kabilelerin birbiriyle olan mücadelesi yine bununla bir alakası yok ama bakın hayvancılık için elverişli ortam bulmak Sebep zaten budur. Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulama alakası yoktur. Cevabımız C seçeneği. Dokun soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılmalarının nedenlerinden birisidir diyor. Nedenlerinden birisidir diyor. Dikkat edelim. Bize bunu soruyor. Gök tanrı inancılar sahip olmaları bunun kısa sürede yayılma ile bir alakası yok. Bakın kısa sürede geniş alanlara yayılmak. Neyle yapabilirsiniz? Araba olsaydı arabayla yapabilirdiniz. Ama kısa sürede neyle yayılabilirsiniz? O dönemde atla yayılabilirsiniz. Sözlü edebiyat geleneğini devam ettirmeleri. Edebiyat geleneğiyle kısa sürede geniş alana yayılmanın hiçbir alakası yoktur. Tarım faaliyetine önem vermenin yine alakası yoktur. Ama atı evcilleştirip tekerleği kullanmaları kısa sürede yayılmalarının nedenidir. Doğru cevabımız D seçeneği. 10. sorumuzla devam ediyoruz yukarıda verilenlerden hangileri Türk devletlerinin kısa sürede parçalanmasına yol açmıştır? Yukarıdaki sorulardan bir tanesini zaten öğrenmiştiniz. Hanedanın ortak malı sayılması yani ne demek bu babadan oğula geçen erkeklerin yönetimde hakkı olması bu da kavgalara sebep oluyor değil mi? Biri kesinlikle alabiliriz. Ülkenin doğu batı şeklini ikiye bölerek bölünerek yönetilmesi. Devlet güçsüzleştiği zaman ne oluyormuş biliyor musunuz bu durumda? Doğu'daki kendi devletini ilan ediyormuş, Batı'daki kendi devletini ilan ediyormuş. Demek ki ne oluyor? Türk devleti kısa sürede parçalanıyor. 2'yi de alırım. O zaman 1 ve 2'nin olmadığı ışıkları silerim. A gitti, C gitti, D gitti. Bakın hepsinden kurtuldum. Zaten cevabımız ortaya çıktı. 3 ve 4'ün kısa sürede parçalanmayla alakası yoktur. Cevabımız B seçeneği. 11. soruya geldik. Türkler Orta Asya'daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir. Aşağıdaki verilen göç etmeye nedenlerinden hangisi Türklerin bağımsızlığına düşkün olduğunun kanıtıdır. Arkadaşlar Türkler o dönemde çok fazla dış baskılarla mücadele ediyordu ki yani saldırı yiyordu ki diyorlardı ki Türkler ben yeter ki bağımsız olayım buradan göçer giderim diyorlardı. Yani Türkler bağımsızlığına düşkünlüğünün sebebi orada baskı yemeleri başka ülkelerin bize saldırması. İklim değildir. Nüfus artması değildir. Salgın hastalıklar değildir. Bunlar bir şekilde orada tutunmamızı sağlar. Ama Çinlilerin ve Moğolların baskısı bizi orada tutunmamızı engellediği için ne yapmışız? Mecburen göç etmişiz. Yani bu sorumuzun doğru cevabı da C seçeneğidir. Geldik bugünkü son soruya. Yapılan araştırmalar sonucu Orta Asya'da M.Ö. 3. yüzyıla ait Pazarı kalısı olarak bilinen halların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu halların üzerinde at, aslan geyik ve kaplan gibi hayvan motifleri vardır. Desenleri vardır yani. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Türkler halı ihraç etmişlerdir. İhracat neydi? İhracat satmaktı. Burada öyle bir bilgiye verdi mi, yer verdi mi? Hayır. Geçtim yanlış yani. Türkler başka medeniyetlerden etkilenmişlerdi. Yani Türkler halıyı başkalarından öğrendi falan diye bir şey söylüyor mu üst bilgide? Hayır. Bu da değil o zaman. Orta Asya'ya dokuma sanatını Türkler getirmiştir. Belki de daha önce getirenler vardır. Böyle bir bilgi de vermedi yukarıda. Ama Türkler dokumacılıkla uğraşmışlardır. Bakın halların üzerinde at, aslan, geyik ve kaplan motifleri var. Bu da dokuma alanına geliyor. Halı demek dokuma demektir zaten. Cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar böylece soru çözümümüzün sonuna geliyoruz. Bundan sonra daha fazla deneme çözümünün gelmesi ve bursluk çalışmasının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.